Ben bir de geçen yıl yaşadığım bir olayı şimdi Özay Hocam dedi ya terörün temizlendiği yerlerde şimdi işte çıkan yeraltı kaynakları, festivaller söylüyor ya yani terör bitince bakın ne oluyor. Geçen yıl Özay Hocam bölgedeyim işte Şırnak, Hakkari bölgede doğuda haber çalışması yapıyorum. E, arabadayız Hakkari'de kalmamız gerekiyor. Gidemedik bir şekilde hava şartlarından dolayı yani Hakkari'de bir yer bulup orada kalmamız gerekiyor. E, Kameramın arkadaşı Mahmet dedi ki Fulya dedi şimdi ismini vermeyin. Herkesin de bildiği çok meşhur dünyaca ünlü bir otel. Böyle döndü bana Fulya dedi işte şu otel var dedi Hakkari. Saçmalama ya dedim ben. Bak bu geçen yıl oluyor. Hadi saçmalama dedim yanlış bakıyorsunuz, yanlış siteye girmişsindir falan diyorum yani. Şimdi bir tane de öğretmen evi var dedi bir tane de nerede kalalım diye bakıyoruz. Ondan sonra bana deyince bu Beş Yıldızlı Oteli dedim yani Allah dedi ki hayır adresi de yazıyor dedi Hakkari'de. Ya dedim saçmalama yanlış girdim falan filan. Ya gelin dedi şu adrese bir gidelim bizimkiler. Hadi dedim gidelim Hakkari'de. Bir gittik gerçekten de Hakkari'de daha önce ben o bölgeye de gitmiştim çünkü Yüksekova'da. Yani teröristlerin geçmiş olduğu bizim de bir dönem girmekten hani çekindiğimiz hani acaba bir şey var mıdır bir yerde işte bir patlayıcı var mıdır bir şey olur mu falan diye o çekindiğimiz caddede dünya ünlü beş yıldızlı otel yapılmış. İşte. Ve ben geceyi orada geçirdim. Yüksekova'da. Ya. Ve gerçekten bunu yani samimiyetle söylüyorum size. Yani pencereyi açıyorum. Abdül Hakkari Yüksek Ova'da yani şu an ben burada yani sonra bir maziye gittim öyle 5-6 yıl önce. Ya bu sokak bu cadde ya bazen tırsardık geçerken diye düşündüğüm o caddenin üzerinde e, dünyaca ünlü otel Yapıldı ve orada bölge halkına da müthiş bir istihdam sağladı. işte Yaklaşık e, 300-400 Hakkari'liğe de iş kapısı oldu o otel. <laughs> i̇şte o çocuklarla da görüştük, haber yaptık, röportaj yaptık. Ben dayanamadım dedim ki ya onun için gitmedim oraya. Dedim ki ben sizin haberinizi yapacağım müsaade ederseniz dedim. O otelin haberini yaptım yani. Hani o kadar duygulanmıştım ki orada o gece e, ve herkese söyledim biliyor musun ya ben Hakkari'de... Yani bölge ve terörden temizlendikten sonra... Hem bölge halkının morali motivasyonu artıyor, hem yeni iş olanakları artıyor, iş kapısı oluyor, gençlerin özgüveni artıyor. Yani evet şimdi Hakkari'de festivaller düzenleniyor. Hem Şırnak'ta tenis turnuvası düzenleniyor. Yani şimdi gelinen noktaya bakın. Bunun eee Ben 90'lı yıllarda 80'lerin sonu Biraz oldu. da gezip görmek lazım öyleyeceğim. Şunu da söylemek istiyorum. Bazen böyle anlatıyorum, konuşuyorum. Böyle hani e, içimden geldiği gibi her zaman konuşan bir insanım. Görmeden de bakmadan da analiz yapamazsınız, karşılaştırma da yapamazsınız. Yani sadece evet herkesin belki imkanı yoktur ama yine de bazı konularda çok da ön yargılı olmamak, gidip görmeden bakmadan da yorum da yapmamak lazım diye düşünürüm hocam. Ne diyorsunuz? Ben 80'lerin sonu 90'ların başında Lice'deki çocuklara çok kitap götürdüm. Tonlarca okusunlar diye İstanbul'dan radyolar vasıtasıyla topluyordum, götürüyordum. Saat 2'den sonra yola çıkamazdım. Diyarbakır, Lice kaç kilometre ya? 2'den sonra yol güvenliği yok diye. Evet. 2'den önce yola çıkacaktım ve 3 olmadan Diyarbakır'a varacaktım. Hı hı. Ya da Lice'de kalacaktım. Hı. Yani bunları yaşayan biri olarak sonra bugünkü bu manzarayı gördüğü zaman hı. insanın neler hissettiği duygusu hakikaten daha başka oluyor ama tek bir şey söyleyeyim. Yeri gelmişken çok özür dilerim. Biraz gündem dışına da çıkacağım ama çok çabuk unutmak gibi bir özelliğimiz var. Şimdi Gabar'daki işte IBK öğretmenle ilgili hı hı. unuttuğumuzdan bahsettim. Döneyim deprem bölgesine ya hı hı. Hatay deli gibi yani senin evet, en çok en evet iyi sen biliyorsun için evet. Hatay'ı. Hatay'ın şu anda yazlık kıyafete, çocuk çok. bezine, hasta bezine ihtiyacı İhtiyaç var. Unutmamak gerekiyor. Yani evet unutmamamız gereken çok acımız var. Evet çok kişi için unutursak kalbimiz kurusun dedik ama Hatay ve deprem bölgesi hala çok taze. Hava sıcaklığı çok yüksek. Çok arttı. Evet. Yapmamız gereken çok şey var elimizin yetişmesi gereken çok şey var uh -huh. şu bir batarsak beraber batarız çıkarsak beraber çıkarız duygusuna bir gelebilsek hep beraber çok rahat edeceğiz. Değil mi? Ee, ya bunu söylemeden de hata Hiç, kısmında çok söylemeden iyi ya. yani geçemedim. Yani hocamın açması çok iyi oldu Fulya. Bugün kesinlikle. de bir telefon geldi bana. Fulya bölgeye yardım götüreceğiz ne yapalım arkadaşım diye. bir Birkaç arkadaşa böyle bir öneride bulundum. Adres verdim. Yani en büyük ihtiyaç ne diye sordular. En büyük ihtiyaç hani buradan açık açık söyleyelim iç çamaşırı. En büyük ihtiyaç yazlık penye yazlık eşofman. Özellikle hala çadırda kalanlar var. Ee, yani ne yazık ki e, yani kimsenin evi gibi değil. Bir çadırda olanların acilen konteyniraya geçmesi ve bir an önce tabii kalıcı konutların yapılması en büyük e, şey e, istek e, depremzedelerin. Ama özellikle çadırda kalanlar için o sıcakta çadır çok zor. E, Savunayım. Hamam hamam ha. Hamam hamam. Ve şimdi sen insanlar yani konu şimdi daldan dala gibi oldu ama bu çok önemli hocam açmışken söylemek istiyorum. Sen evinde otururken e, lavaboya yatağından kalkıyorsun sabah oldu işte pijamanla veya neyse gidiyorsun geliyorsun değil mi? Şimdi çadırda olan insan dışarı o çadırın fermuarını açınca e, dışarıya çıkıyor lavaboya gitmek için. İşte yüzünü yıkamak için veya işte lavabo ihtiyacını karşılamak için. Yeniden ne yapıyor? üstünü değiştirmesi Tabii. gerekiyor. Dolayısıyla bölgede şöyle bir ihtiyaç var. İnsanlar sürekli içeride dışarıda, içeride dışarıda olduğu için hem içeriye hem dışarıya uygun yani nedir eşofman. Eşofman. Yani dışarıya da rahat bir şekilde çıkabilmesi yazlık eşofman, yazlık penye, iç çamaşırı, çocuklar için yine oyuncak canları sıkılıyor. Yani bölgede çok ihtiyaç var. Unutulmaması gerekiyor. Evet gündem yoğun. Türkiye'nin gündemi e, seçim. E, ama yani acilen o bölgeye herkesin odaklanması gerekiyor. 18 Haziran'da orada çocuklar üniversite sınavına girecekler. Tabii daha o, üniversite o, o sınavı sırakta. var. Yani Çok çok işimiz var. Orada Abdülkadir Bey de hatırlatmış. E, Selvi Denizbaykal'da Lice'ye girememişti zamanında diye. Yani bir siyasi parti genel başkanının ki Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı yapmış bir bir isimden bahsediyoruz. Uh -huh. Gelip baktığımız zaman koalisyon ortaklığında uh -huh. Lice'ye giremediği dönemlerden geçtik. Bugün geldiğimiz yer burası. Uh -huh. Bu Türkiye için çok ağır bedel ödenmiş ama aynı anda e, birden fazla ülkeyle mücadele ettiği sahadır. Yine genç arkadaşlarım lütfen baksınlar. Çekiç gücün e, kuruluşu ve terör örgütünün attığı yardımlardan başlayarak aslında... Türkiye'nin nelerle uğraştığı ve bugün geldiği bu anlamdaki nokta işte petrol arayabilecek hale geldiysen sen sen gabardan 84'te Cudi'ye bayrak diktik diye övünebiliyorduk biz genelkurmay başkanı tarafından bugün bu noktadayız bunlar kıymetli şeylerdir. Ee, Şimdi yani, az da bir zaman kaldı Fulya, o yüzden ben olan, senin birazdan e, izlenimlerini aktarmanı istiyorum. Şimdi bir yandan da görüntüler ekrana hı hı. yansıyor. Dedin ki orada adeta. Bak mesela şu görüntü çok önemli şey, Fulya. Şu görüntü şöyle. çok Nedim, önemli. İşte görüyorum. aslında en net görüntü ha. bu biliyor musun? Bak, Gabar dağın e, tam da böyle üst kısmına arkadaşlarım görüntüyü de dondurdular. Yani aşağıdan. 1500, yaklaşık 2000 metre yükseklik burası. Yani oraya açılan bir şey, koyulan bir sondaj kulesini görüyorsun. Çevresindeki o konteynerleri görüyorsun. Orada mini bir, oradaki mühendisler için oluşturulan yaşam alanlarını görüyorsun. Bu meselenin buraya taşınabilmesi için, epey bir yol kat edildi. Yollar açıldı. Bunların buraya getirilebilmesi için ve şu an pek çok noktada kuyular açıldı. Yani e, özellikle Esma Çevik için söyleyeceğim. Diğer e, ben e, petrol sahasına gitmedim ama diğer o ikinci büyük esas e, keşfin yapıldığı yerde buraya çok uzak değil. 7 veya 10 kilometre uzaklıkta. Oraya ulaşmak için de yine aynı şekilde. Aynı şekilde mesela arkadaşlarımız o yollar hafta o... yine aynı şekilde arkadaşlarımız helikopterle ulaştıklarını söylüyorlar. O ikinci Ama sonuç itibariyle orada da yeni yollar e falan yapıldı elbette, herhalde. Elbette, makineleri gidecek. elbette ya, nasıl bu kadar sağlanacağını... DSF'de görüyor arabalar zaten toprak yoldan gidiyorlar. Yani Hı -hı. yol tamamen toprak ki o aşağı doğru inerken... Şu yüzden soruyorum Hı -hı. yani çok büyük bir emekten bahsedin. O emek yani diğer kuyular Hı -hı. için de geçerli. Aynı şekilde efor sarf ediliyor orada da. Elbette yani bunun bu aşamaya gelmesi için açılan yollar yeri geldi işte patlatma işlemiyle açılan alanlardan bahsediyoruz. Büyük bir emek sarf edildi. Büyük bir çaba sarf edildi. Bak şu yollar hep yeni yapıldı mesela şuradaki. Evet. Ama bak mesela girişi şu, şimdi birazdan göreceğiz şu şey gelecek. Sana yani Şoseden o... oraya geçmiş. Bu arada ya şöyle kelli koltukta yaşıyorlar. Yol inşaatında, baraj inşaatında çalışan işçilerin defalarca şehit edildiği Oh. makinelerinin yakıldığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ya bütün bunların hepsini yaşadık biz. Oh. Yol gitmesin. Ya bakın Albikay öğretmen bizim tek öğretmenimiz değildir. Okulların açıldığı gün 6 öğretmen katledildi. Bir hafta sonra 5 öğretmen kaçırıldı, 4'ü katledildi. Yani Türkiye'nin şöyle söyleyeyim bölge, bölgeye gazete girmesin diye bütün medyanın dağıtım araçları yakıldı. Canlı yayın araçları sokulmadı. Bunları yaşayarak gelince aslında bugün geldiğimiz noktanın kıymeti ortaya çıkıyor. Evet. Yani öğretmen köye öğretmen yolluyor devlet. O öğretmenler çocukları eğitmek için oradalar kaçırılıyorlar katlediliyorlar. Bütün bunların hepsi oldu. Bakın Van Bahçe Saray bugün deprem konutlarını konuşuyoruz. Slow yani bu yavaş şehire girsin mi diye Bahçe Saray bunu tartışıyor ya. Toplu katliamların yaşandığı yerdi. Terör örgütü orada girdi insanları katletti. Sivil vatandaşları. Bütün bunların hepsi oldu. Onları bilerek geldiğiniz zaman bugün geldiğimiz yerin kıymeti ortaya çıkıyor. Şu hale bakın, yola bakın. Yani evet. şimdi biraz önce yukarıdan bak, o toprak çıkan yol. Petrol. Evet. Bir daha onu başa alırlarsa. Bu arada bak Mesela jandarmanın e, gözetiminde bütün bu faaliyetler yine Hı -hı. yürütülüyor. Yine yani e, tamam bölge temiz ama yine her türlü riske karşı da e, i̇şte jandarma motorlarla orada. Aman Aman Amanos'a geldiler saldırdılar. Suriye'den paramotorla geldi. Evet Amanos doğru. dağlarına terör saldırısı zannedi. Tabii Tünan farklı dedi. taktikler Kormak çok Korumak zorunda PKK. Türkiye burayı. Hı -hı. Ama mesela bak şurası. Jandarmanın... Evet, son iki dakikamız. Aha. O yüzden böyle öne çıkan şeyleri anlatırsan. Ya Fulya şöyle yani tabii burayı böyle biz anlatıyoruz, gösteriyoruz. dronela çektik. Ben bölgeye gittim, gözümle gördüm an. Anlattım tabii ki buranın daha iyi anlaşılabilmesi için tabii ki yani imkanı olan gitsin ne dedi Melihan Bilgin. Benim kapım herkese açık. Bunu sadece gazeteci için söylemedi. Vatandaşlar, hani gelebilen varsa gelsin. Hani ben burada insanları göstermek, ağırlamak isterim, Hı -hı. anlatmak isterim. Bizim kendi milli kaynağımız buradaki çalışmaları, bu insanların farklı şehirlerden orada bir, e, aynı zamanda bölgeyi de istihdam sağlayacak bunlar. Evet şimdi TPO'nun kendi personelleri, alanında uzman isimler var ama bu kuleler e, yani daha farklı, daha geniş e, alana yayıldıktan sonra her anlamda Belki bir sondaj mühendisi değil ama işte güvenlikçisinden orada yemekçisine kadar bölge halkından sağlanacak bu yöndeki e, hizmetler. Aynı zamanda istihdam da sağlam, sağlıyor da onu da söyleyeyim size. Ya ben bir yurttaş olarak şunu söylemek istiyorum program da bitiyor madem. Yani bunu ele, bazı şeyleri eleştirelim konuşalım konuşulsun bütün eksiğimiz neyse ama bir takım... E, özellikle böyle önemli e, meselelerde yani tek yürek olmak çok önemli diye düşünüyorum Fulya. Ben bunu bir sadece yurttaş olarak söylüyorum. Bir gazeteci kimliğimin dışında. Yani Özay hocam da bunu söyleyecektir eminim. Yani orada bir çalışma varken bizim e, e, yani e, zenginliğimiz, bizim yapmış olduğumuz bir şey tek yürek ve e, birlik olmak, kenetlenmek ...çok çok önemli diye düşünüyorum. Teşekkür yani. ediyorum Fulya, evet, ağzına sağlısın. sağlık. Çok evet. teşekkür ederim. Sevgili meslektaşım... ...Fulya Öztürk bizlerle beraberdi ve... ...Özay Şendir de bizlerle beraberdi. Efendim Türkiye sandık başına gidiyor. 7 saat 45 dakika evet. sonra... Artık girdik 14 Mayıs'tayız. Artık evet 14 Mayıs'tayız. 7 saat 45 dakika sonra... ...Türkiye sandık başına gidiyor. Çok az bir zaman kaldı efendim... Yarın sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Evet. Bizleri bu saate kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Aynı zamanda artık Anneler Günü anneler oldu. Anneler Günü de buradan. Kutlayalım. Buradan evet ben de sevgili anneciğimin Anneler Günü'nü kutluyorum. Tüm annelerimizin, şehit annelerimizin, şehit annelerimizin, herkesin evet. Anneler Günü'nü kutluyoruz. kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere hoşça